Memur maaşlarına geçebiliriz. Şimdi memurlar da aslında bakın Ebru Hanım, bu kök aylık konusunu şu anda emeklilerde tartıştığımız konu, yarın öbürsü gün devlet memurlarının bu 22 bin lirası konusunda da başlarına bela olabilir. Doğru. En düşük devlet memuru ne kadar aylık alıyordu? 11.850 lira alıyordu. 11.850 liranın üzerine %17.55 oranında zam yapılarak yaklaşık 13.900 lira aslında devlet memuru 13.900 aldı. Bunun üzerine de 8.077 lira koyarak 22.000 liraya ulaştırıldı değil mi? Evet. Şimdi bu 8.077 lira artık maaş değil. Bu ilave bir para oldu Ebru Hanım. Bakın bu bence şu anda en önemli konu bence bu. Yani şu anda %50 zam yapsa 11.850'nin üzerinden yapacak. 13 bin lira. Yeni aylık o 11 bin liraya da %17.55 yapacak. 22 binden yapmayacak. Bu durumda da şöyle bir şeyle karşılaşabilir devlet memuru. Hocam birisi bize dışarıdan izlese Selim Hoca dediğim gibi ne diyor bunlar der. Hiçbir şey anlamaz yemin ediyorum. Kök maaş diyor bir şey diyor. Ne yapıyor bunlar der. Şimdi devlet memuru 22 bin lira aylık alıyor. Tabii. En düşüğü. Örnek veriyorum. Ocak'ta diyecekler ki biz memurlara %25 verdik. Örnek evet. Bu rakam. %25. Tamam. 20 bin lira alan ne der? 22 bin lira alan. %25 ile benim aylığım 27.500 oldu der değil mi? Evet. Ama şöyle olacak. Bu 13.500 lirasına kök aylığına ilavesiz aylığına %25 zam yapılırsa 16.000 olur 22.000 almaya devam eder. Ha. Ama seyyanen zam istiyorlar 8.000 ama emekliye istiyorlar onları. Ne yapacak çalışanlar hocam? Pazarlıkta bunu halletmeleri lazım değil mi? Bunu zaten talep ediyor şu an memurlar. Diyorlar ki bize 8.077 lira verdiğiniz parayı ilave bir ödeme gibi değerlendirmeyin. Artık bu bizim maaşımız olsun diyorlar. Bunu kabul ettirebilirlerse aklılar. Güzel olur. Kabul ettiremezlerse şu anda biz memurlarla ilgili konuştuğumuzda 22 bin lira oldu diyoruz. Emeklilerle ilgili kök aylıktan falan bahsediyoruz. Emekli olmayanlar da çok bu olaydan şu anda ilgilenmiyor. Evet, toparlayabiliriz ama hocam. 22 bin lira alan kişi de aynı durumda kaldığında bizim 7.500 lira konusunda bu kök aylıkta ne anlattığımızı o zaman daha iyi anlayabilir. Anladım. Şimdi kök aylıkta değişim olmazsa 22 bin almaya devam ederler. %50 de yapsan, 60 da yapsan değişmiyor orada. %60 yapsalar mesela 13.500, %60 yapsalar Ebru Hanım 21 bin. Aynen devam et. Aynen 22 binden devam eder. Bu kök aylık kısmının evet. Düzenlenmesi lazım bu pazarlıklarda. Yoksa zammam gelmez. Hocam çok memur emeklisine 8.077 seyyanen zammı kabul ettirebilirler mi? Ettiremezler. İşçi emeklisiyle fark olur. Yani şöyle bir şey. Memur emeklisine bu verilirse işçi emeklisinin suçu ne? Derler. Bağkur esnaf emeklisinin suçu ne? Aslında memurun Cumhurbaşkanı içine. En düşük memur aylığı 22 bin lira olacak. Aynı tutarda iyileştirmeler emekliler için de olacak demişti açıklamayı. Ben kendim de izlemiştim zaten. Ama öyle olmadı. Memura bir zam yapıldı. Evet. Ama emekliler ortada kaldı. Şu anda da Ocak ayında da şunu konuşabiliriz bakın. Şimdiden ben size söyleyeyim. Ocak ayında emeklilerin aylıklarına ciddi bir oranda zam yapılır. Bu sefer de memurun da kök aylığına zam yapıldığı için biz memurun mağduriyetini konuşuruz. Anladım. Yapılmadığı için. Yapılma yani 8.077 lira ilave para olmaktan çıkartılıp da gerçek aylığına ilave edilmezse tam evet, aylık yani memurun mağduriyetini konuşacağız. Onu konuşmuş oluruz. Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sosyal